büyük İslam alimi Taberi, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne ikinci kez geleceğini anlatıyor. Nisa suresi 159. ayet. Taberi tefsiri. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Kitap ehlinden hiçbir kimse yoktur ki, ölmeden önce ona iman etmiş olmasın. İsa, kıyamet gününde onların üzerine şahitlik edecektir. Müfessirler bu ayeti kerimeyi çeşitli şekillerde izah etmişlerdir. Abdullah bin Abbas, Ebu Malik, Hasan Basri, Katade ve İbn Zeyd ayeti şöyle izah etmişlerdir. Ehli kitaptan hiçbir kimse yoktur ki, İsa Deccal'i öldürmek için tekrar yeryüzüne gönderildiğinde, İsa ölmeden önce ona iman etmiş olmasın. Görüldüğü gibi, bu görüşte olanlara göre bu ayeti kerime, Hazreti İsa'nın yere inmesinden sonra ehli kitap olan bütün insanların Hazreti İsa'ya iman edeceklerini ve Müslüman olacaklarını bildirmektedir. Kıyamet gününde de Hazreti İsa ehli kitap için şahitlik edecektir. Onlardan kimin iman edip kimin iman etmediğini bildirecektir. Taberi bu görüşlerden birinci görüşün tercihe şayan olduğunu söylemiştir. Ayetin bu bölümünden maksadın, ahir zamanda Hazreti İsa'nın yeryüzüne indiği sırada mevcut olan ehli kitabın kastedildiğini ve bunların Hazreti İsa'ya, dolayısıyla Hazreti Muhammed'e iman edeceklerini beyan ettiğini gösterir. Nitekim bu hususta Ebu Hureyre radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Peygamberler, baba bir kardeştirler. Anneleri ayrıdır. Dinleri ise birdir. Ben Meryem oğlu İsa'ya daha yakınım. Çünkü benimle onun arasında peygamber yoktur. İsa inecektir. Siz onu gördüğünüzde onu tanıyın. O, orta boylu, kırmızı ile beyaz arası bir tendedir. Onun üzerinde iki parçadan meydana gelen açık sarı bir elbise bulunur. Ona ıslaklık dokunmasa da sanki başından, saçlarından su damlıyor gibidir. O, haçı kıracak, sapkın testis inancını kaldıracak, domuzu öldürecek, Allah'ın haram kıldığı domuz etini yasaklayacak, cizyeyi kaldıracak ve insanları İslam'a davet edecektir. Allah, onun zamanında İslam dışındaki bütün dinleri yok edecektir. Yine Allah, onun zamanında Deccal Mesih'i manen yok edecek, yeryüzünde güven hakim olacaktır. Öyle ki, aslanlar develerle, kaplanlar sığırlarla, kurtlar koyunlarla beraber otlayacak ve çocuklar yılanlarla oynayacaklardır. Bunlar birbirlerine zarar vermeyeceklerdir. İsa yeryüzünde 40 sene kalacak, sonra vefat edecek ve Müslümanlar onun cenaze namazını kılacaklardır. Görüldüğü gibi Hazreti İsa, Deccal'i manen yok etmek için ölümünden evvel gökten inince, bütün batıl dinler ortadan kalkacak, insanlar İslam dininde birleşecekler ve böylece ehli kitap olanlardan İsa'ya iman etmeyen kalmayacaktır. Hasan-ı Basri diyor ki, Allah'a yemin olsun ki Hazreti İsa şu anda diridir ve Allah'ın katındadır. O, yeryüzüne indiği zaman bütün ehli kitap ona iman edecektir. Kıyamet gününde de Hazreti İsa kendisine inanan veya inanmayanlara karşı şahit olacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti İsa'nın tekrar yeryüzüne ineceğini beyan ederek buyuruyor ki, hayatım kudret elinde olan Allah'a yemin olsun ki Meryem oğlu İsa yakında aranıza adaletli bir hakem olarak inecek, haçı kıracak, sapkın testis inancını kaldıracak, domuzu öldürecek,
Allah'ın haram kıldığı domuz etini yasaklayacak, cizyeyi kaldıracaktır. Ayrıca o zaman mal artacak, öyle ki kimse ona tenezzül etmeyecektir. Taberi diyor ki, ayet-i kerimeyi hiçbir ehli kitap yoktur ki ölmeden önce Muhammed'e iman etmiş olmasın şeklinde izah edenlerin görüşlerinin fasit, geçersiz olduğu, bundan önceki görüşün fasit olduğu izahtan anlaşılmaktadır. Buna ilaveten, daha önce Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsedilmemiştir ki, bu ayette geçendeki zamirin Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi gösterdiği söylensin. Daha önce Hazreti İsa, annesi ve Yahudilerden bahsedildiğinden bu zamirin Hazreti İsa'yı gösterdiğini söylemek elbette ki daha isabetlidir.